yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yapılan son zamlar biz emekçileri ve çalışanları daha fazla zora sokmuştur. Ayrıca emeklilere yapılan zam miktarı da çok azdır. Çünkü açlık sınırının 12 bin, yoksulluk sınırının 34 bini bulduğu bir ortamda, emeklilerin refah düzeyinin çok altında yaşamaya çalıştığı bir ortamdır. Emeklilere verilen artış oranının uygulamada kök maaş aldatmacısı ile farklılıklar yaratılmıştır. Şöyle ki, şu ana kadar 7500 TL en düşük emekli maaşı alan 9 milyonu aşan emekliler ile kök maaşı 6000 TL ve daha aşağı maaş alan emeklilerimiz bu artıştan yararlanamayacaktır. Yani emekli maaşı 7500 ile sabitlenecektir. Değerli basın emekçileri ve değerli arkadaşlar, açız, yoksuluz, geçinemiyor, insanca yaşayamıyoruz. Yakınlarımızın desteği ya da banka kredi kartları ile yaşam mücadelesi veriyoruz. Biz emekliler böyle yaşam şartlarını hiçbir zaman hak etmiyoruz. Ayrıca ulüfe gibi dağıtılan ve de ilan edilip sonra artırılan zam miktarları da onurumuza dokunuyor. Bizler sizden ayrıcalıklı lütuf beklemiyor, bunu da talep etmiyoruz. Sadece en doğal hakkımız olan insanca yaşama hakkımızın yerine getirilmesini istiyoruz. Emeklilerin sorunlarının çözümü için çalışan memurlar ile emekli, dul yetim, engelli ve EYT'liler arasındaki ayrımcılık kaldırılmalıdır. Bu ayrımcılık siyasal ve sınıfsal bir gasptır. Ayrımcılığa giren gruplar hakları için söz sahibi değildir. İktidarın ayrımcılığı hayatın her alanında olduğu gibi burada da kendini göstermiş olup irademiz ve isteklerimiz yok sayılmıştır. Değerli basın emekçileri ve değerli arkadaşlar, bizler bu ülkenin geçmişinde emek vermiş emekliler olarak tekrar ve tekrar isteklerimizi hatırlatıyoruz. 1. Verilen zamlar günün şartlarına uygun değildir. Bu yüzden maaş artışını ve diğer ekseyanen zammı kabul etmiyoruz. 2. Emeklilerin onurunu kıracak şekilde bir yaşama mahkum edilmesini kabul etmiyoruz. Maaş farklılıkları ile ilgili hiçbir çaba ve girişim yapılmamıştır. Meclisi göreve çağırıyoruz. 4. Sosyal, ekonomik ve hayat standartlarımızın iyileştirilmesi artık acil ihtiyaç halindedir. Bunların kalıcı olarak halledilmesini istiyoruz. Bana ne emeklinin halinden kimse demesin. Emekli hayattan emekli olmuyor. Kendisini de emekli etmemeli, aktif bir şekilde bu gördüğünüz arkadaşlarımız gibi hayata müdahil olmalı, haklarını talep etmeli. Bundan dolayı da arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, çığırından çıkmış bir ekonomik sistemle karşı karşıyayız. Zembereği boşalmış bir saat gibi, bir yamalı bohça gibi ekonomi. Biz mecliste bunu görüyoruz. Halkımız adına görüyor ve eleştiriyoruz. Çığırından çıkmış bir şekilde enflasyon almış başını gidiyor ve bunu toparlamak için her şeye zam yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde işte seçim sonrası biliyorsunuz her şeye zam yapıldı. Yetmedi, bir de KDV %18'den 20'ye çıkarıldı. Zam üstüne zam yaşandı. İyice çığırından çıkmış bir hayatı yaşıyor çalışanlar ve artı emekliler. Buna mutlak surette adil bir çözüm bulunması gerekir.